Bu dersimizde imajları arka plan olarak kullanmaya başlayacağız. Öncelikle arka plan olarak kullanacağımız yeri belirlememiz gerekir. Ben HTML'imizin yanında şu anda üzerinde çalıştığımız HTML'imiz 6.02 ve logo PNG isimli bir tane imajım var. PNG formatında veya JPEG formatında veya GIF formatında HTML içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Background kullanabilmek için yeri seçtikten sonra, yani container'ı seçtikten sonra, container olarak bahsettiğimiz HTML'in kendisi içerisinde birçok tag bulundurabildiği için bir container diye düşünebiliriz. Divi içerisinde farklı yapılar bulundurabildiği için, örneğin bir metni bulundurabildiği için veya form objelerini veya bir tabloyu bulundurabilmek için divide bir container olarak düşünebiliriz. Bunun yanında tablolar da bir container'dır ve bunlara background olarak işlem yapılabilir. Aynı zamanda bir text input'un, bir text alanının form nesnesi olan bir text alanının background'ına da imaj olarak background imajı, arka plan imajı kullanmamız mümkün olacaktır. Sadece yeri seçmemiz yeterli olacak. Örneğin main isimli bir divimiz var. ID'li bir divimiz var. Bu divimizin içerisinde background rengi, color rengini uygulamıştık. Bu color rengini standart olarak istediğim yere uygulayabiliyorum. Ben body içerisine bir background. Bunun için class seçicisini oluşturuyorum. Body seçicisini. Ve background imajı kullanmak gayet pratik. Background imaj yapmamız yeterli olacak. Bir URL olarak, yazım şekli olarak, URL yazım şekli olarak dışarıdaki göstermek istediğiniz imajın adresi belirtilecek. Logo PNG'yi belirtiyorum. URL yazım şeklini önceki derslerimizde değer atama bölümü içerisinde belirtmiştik. Logo.png'yi adresini direkt yazarak URL içerisinde barındırmış oldu. Gördüğünüz gibi bütün çevreye body'ye uyguladığım için bütün yapıya direkt imajı uyguladı ve tekrarlayarak yatay olarak bir sonraki bittikten sonra bir sonraki bir imaj kopyası uyguladı. Dikey ve yatay olarak bu işlemleri yaptı ve sayfanın, yani uyguladığım yerin sol üst köşesinden başlayarak bu kopyalama işlemlerini yaptı. Yani odak noktasını sol üst köşe olarak nitelendirdi. Y yönünde ve X yönünde tekrarlarını background olarak döşedi. Background imajlarının üzerinde objeler barındırılabilir. Bunda herhangi bir sakınca yok. Zaten amaç da budur. Gördüğünüz gibi div background imajının üzerinde bulunuyor ve istediğim gibi background imajını seçebiliyorum. Teksti seçebiliyorum ama background imajını seçmem mümkün değil mouse ile. İstersek bu mouse ile seçemeyeceğim şekilde kullandığımız arka plan bölümünü kapatalım. Background rengi vermeyelim. Bir background imajı objemizi hemen seçelim. Burayı da kapatalım. Çünkü tamamen background'da, body içerisinde değil. Sadece div içerisine uygulamaya çalışıyorum. Test ediyorum. Gördüğünüz gibi sadece div içerisine uygulamış oldu. Yani container'lar içerisine background'u uygulayabilirim. Uyguladığım alan içerisinde background işlemini uygular ve sadece bu alan içerisinde bu yapıyı göstermeye çalışır, imajı göstermeye çalışır. Herhangi bir şekilde dışarı sarkma işlemini yapmaz. Daha önceki derslerimizde overflow dediğimiz divi gibi yapılarda kısalttığımızda içeriğin dışarı taşması gibi bir durum incelemiştik. Ama backgroundlarda böyle bir durum kesinlikle yoktur. Sadece mevcut alanın kaplaması olarak nitelendirilir.